Gezgin Gözü'yle programımızın ilkine başlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 200 yıla yaklaşan tarihi olan Ballık Konağı'ndayız. Ballık Konağı'nı bize en iyi kim anlatabilir? Şu anda yaşayan tarih Yavuz Ballık anlatabilir. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Ballık Konağı'nda buluşalım dediğimiz zaman geldiler. Ve şimdi ilk baştan itibaren Ballık Konağı'nı sizin almanıza kadar olan buranın tarihini anlatabilir misiniz? Sonradan da neden turizme geçiş yaptınız? Neden turizm aklınıza geldi? Tamam. Çok güzel de bir çeşmenin başındayız. Ballık Konağı'nın içinde bu çeşme. Evet. Yani süs çeşmesi de değil aslında. Gördüğünüz suyu gibi, akıyor yani. Suyu akıyor. Efendim şimdi kapıdaki kilidi nazar dikkate alırsak aşağı yukarı 190 ile 200 sene arasında yapılmış bir bina. İlk yapılışı. Fakat 1306'da yani bundan aşağı yukarı 130-120 sene evvel 1906'da diyelim, 1327'de 1906'da Ermeni milletinden Nazar Eskiyan ve zevcesine aitmiş bu konak. O zaman yani onlar elde etmişler. İlk yapan belki onlar değil. Daha evvel yapılmış. Onlardan da efendim bu satışla burası onların yurt dışına ayrılırken 1917'de teşhiri sahibi 1917'de Nurzade Mustafa Efendi burayı satın almış. Ve ondan da bir sene sonra, bir sene içerisinde annemin ve şeyin büyük dedesi, annemin büyük dedesi Hacı Abidin Bey, Hacı Çıkıkçıoğlu Hacı Abidin Bey burayı satın almışlar. Annemizin dedesi. Annemin dedesi satın almışlar. 1920'de satın almışlar. 1920'de satın almışlar. Ve ondan beri de bizim evimiz daha evvelki evimiz Küpçez Mahallesi'nde. Şimdi okulun ortaokul vardı. Merkez ortaokulunun olduğu yerde evimiz vardı. Sonrası istimlak edildi. Orası balıklara ait bir yerdi. İstimlak edildikten sonra biz buraya gelmişiz. Buraya taşınmışız. Ve benim bütün çocukluğum, büyümem, her şeyim, sünnetim, düğünüm, her şey burada oldu. 40-45 senedir burada yattım. Ve bu konak meselesini burada bu kadar sene geçirdikten sonra konakların bu güzelleşmesi ve tamir edilmesi için, restorasyon için biz teşebbüs ettik. O zaman Vali Enis Yeter Bey'di. O ilk teşebbüsü yaptı ve bizi de teşvik etti. Ya niye yapmıyorsun dedi bana. Ki o zaman Kastamonu'da pek konağın kıymeti yoktu. Konağı bilmiyorlardı. Hatta konakları yakıyorlardı ki yerine apartman dikelim diye. Konakları yakıyorlardı. Birkaç konak öyle yakıldı gitti. Ben biliyorum onu. Herkes de biliyor. Fakat biz bunu düşünmedik. Biz konağın yaşamasını ve baba yadigahının hayatta olmasını düşündük. Ben o zaman İstanbul'daydım, noterdim İstanbul'da. Fakat Kastamonu'da bir eser olmasını bunun istedim. Ve burayı restore ettik. İşte aşağı yukarı devletten hiçbir şey almadık. Yalnız bir mimari proje parası verdiler. O kadar, gerisini biz kendi imkanlarımızla yaptık. Çünkü ben bütün esere Kastamonu'da bir eserimiz bulunsun ve baba yadigahı yaşasın. Onun için bu işi yaptık ve şimdi halihazırda da işte böyle devam edip gidiyor. Kirada işte eksik olmasınlar iyi kötü işletiliyor ama Kastamonu'da daha bu şey olmadı, bu muhabbet olmadı yani. Kastamonu'nun kıymeti pek anlaşılmadı. Şimdi Safranbolu'da bu kadar güzel konaklar olmadığı halde Safranbolu'da bu turizm gayet güzel gidiyor. Niye? İşte reklam meselesi ve propaganda meselesi. O zaman onlar işte şeye girdiler, bir beynelmilel şeye girdiler. O vasileyle orası gayet güzel gidiyor. Fakat Kastamonu maalesef, işte ben uyuyan Kastamonu deyince bana bazen kızıyorlar ama ben devam ediyorum. Hakikaten hepimizin kabahati var burada. Ben de kabahatliyim. Ve buradan gidenler de kabahatli. Bence her Kastamonu'nun kabahati var. Sadece bir kişinin, iki kişinin değil. Kastamonu bir türlü turizm yeri olamadı. Halbuki turizm için her şeyimiz var. Olmayan şey yok. Gezecek yerimiz var, gözecek yerimiz var. Bir sürü evliyalarımız var. Efendim, ormanlarımız var. Yani başka yer gibi değil. Ben şimdi aşağı yukarı Türkiye'yi ve hatta dünyada birkaç epeyce bir yer dolaştım. Ama bu kadar güzel yer çok nadir. Şuradan azıcık çıkıyorsunuz bir yarım saat, bir saat içerisinde Ilgaz'dasınız. Orada kayak yapıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz İnebolu'ya 90 kilometre denize gidiyorsunuz.
Ama bir İstiklal Yolu yapılmadı ki bunlar Ankara'lar, İstanbullular her taraf buraya gelsin. Neyse bu tabii acı bir mevzu. Başka ne sormuştun? Bu turizme geçmeyi Enis Bey her zaman. Enis Bey başladı ve evet onun zamanında başlattık. Bir iki sene devam etti. Sonra vali değişti tabii. Açılış esas şeyin açılışını hangi valiydi o? Mustafa Kara, evet. Mustafa Kara yaptı. Allah rahmet eylesin, ölmüş sende Mustafa Kara. Mustafa açılışını Mustafa Kara yaptı. Beraber açtık. Bu da büyük bir davetle, ziyafetle falan. O da çok beğendi. Hatta orada bir yazısı vardır. Kastamonu'nun en güzel konağı diye. Ben diyorum oraya şeyde asmışlar, onu çekebilirsiniz. Kastamonu'nun en güzel konağı diye. Çünkü bizim tavanlar falan tamamen restorasyonda aynısını da muhakkak ki yaptık. Kadife işlemeler ve işlemeler, oyalar falan var. Pek az konakta var. Kastamonu'da konak çok. Şu anda otel olarak işletiliyor. Şu anda otel olarak işletiyorlar arkadaşlar. Ballık konağından çıktık. Burası Ballık Sokağı. Eskilerin tabiriyle meşhur Kızılbayır. Şu anda Akmescit Mahallesi'nde gezmemize devam ediyoruz. Konaklarımızı, yıkılan yerleri sizlere göstermeye çalışacağız. Ballık Sokağı, Kızılbayır'dan aşağıya doğru iniyoruz. Evlerin durumu. Selver Çeşmesi var burada. Çok eski bir tarihe ait. Burada yine yıkılmış bir ahşap evimiz. Eskiden şöyle derdik biz, kapılar, oda kapıları, sokak kapıları açık kaldığı zaman gıykaşık kalmış kapı derdik. Burası da gıykaşık kalmış gerçekten. Yani inşallah birisinin üzerine yıkılmaz. Esas aradığımız insan Akmescit Mahallesi'nin 6. dönemini muhtarlığını yapan Cahit Kamburoğlu. Abi hoş geldin, sefa. Sağ olun, sağ olun. Hayırdır abi. Cahit abi biz buraları çekiyoruz, eski konakları çekiyoruz. Ha, ne güzel. Biz bu konaklara sayın muhtarım çok mu hoyrat davranıyoruz? Biz turistlerin görmek istediği, dışarıdan gelen gelenlerin görmek istediği yerlerde biz bu konaklara neden bu kadar hoyrat davranıp bunları turizme açamıyoruz? Çok yavaş ilerliyoruz biz bu konuda. Biz konaklarımızı, caddelerimizi gezerken bazı yerlerde de maalesef böyle durumdaki eski binalarla karşılaşıyoruz. Gerektiği kadar önem veremiyor muyuz? Çok mu hoyrat davranıyoruz? Niçin bu restorasyonu yapılan yerlere dahi turizme açamıyoruz, kazandıramıyoruz? Sayın Bülent abi, mahallemize hoş geldiniz bir kere bir. İkincisi yarayan, kanayan yaraya da parmak bastığın için de teşekkür ederim. Senelerden beri benim mahallemdeki atıl vaziyette olan metruk binaları gerekli her türlü resmi yerlere şeyini verdim, bilgisini verdim, yazısını verdim. Mesela valilikte var, emniyette var, belediyede var. Resimlerini çektim, yolladım. Vatandaşlara da dedim tehlike arz ediyor diye not düştüm. Ona rağmen daha hiçbir vatandaşın gelip de bir iş yaptığı yok. Bir. İki, vatandaş Kastamonu'da en fazla konağı olan Akmescit Mahallesi'ndesiniz. Safranbolu dediğimiz kaza kendini satmış fakat Kastamonu kendini satamamış. Evet. Şu anda Kastamonu'nun içinde tadilat bekleyen, yıkılması gereken çok yer var. Ama yıkılan yerlere de betonarme olmaması şartıyla çok yer yapılması gereken yer var. Onun için turizm diyoruz şimdi, doğru mu? Doğru. Peki Akmescit Mahallesi'nin en üstünde şeyimiz var, İnci Tepe'miz var. Onun adı başka türlü oldu. Onu kabul etme şansımız yok. İnci Tepe'sinde vatandaş inse, turist inse, oraya gelse, benim mahalleme yürüye yürüye benim mahallemi keşfetse. Bakırcılar Çarşısı'nın içi beton arma oldu. Asfalt döküldü. Arnavut kaldırımı olsa, benim mahallemde Arnavut kaldırımlı bir sokak olsa, vatandaş eskiye dönük nostaljiyi yaşasa ne kaybederiz? Turist kazanırız. Peki şimdi bakın burada arkamda bir metruk ev var. Bu Mustafa Yapan abimin evi. Eski.
Ahmet Yapan abimizin evi. Hemen onun üstünde yine bir metruk bir ev daha var. Bunlar şimdi yıkılmayı bekliyor. Vatandaş buradan geçerken korkuyor. Ben nasıl turizme hizmet edeceğim? Peki yıkılmasını beklemediğimiz bazı yerler de var. Mesela siz 26 senelik bir muhtar olarak biraz sonra oranın da zaten görüntülerini çekeceğiz. Osmanlı Sarayı biliyorsunuz uzun müddet oteller olarak kullanıldıktan sonra şu anda atıl vaziyete geldi. Evet. Osmanlı Sarayı'na mesela benim bir hayat, bunun ismi saray olarak geçiyorsa bir belediye başkanlığı sarayı olamaz mı? En azından oradaki dükkanların da yararlanabilmesi açısından, yani oralara da daha çok insanların gelebilmesi veyahut da herhangi bir birimin gelmesi nasıl olur? Ne zaman böyle bir faaliyet var mı? Açılacak mı orası? Şimdi bundan evvelki yönetim Hasan Zeki abimizin elindeydi orası ve güzel de işliyordu. Oranın elinden aldı. Yani ticaret yapan bir vatandaşın elinden aldı orayı. Kendisi de kepaz etti. Kepaz etti diyorum. Üstüne basarak söylüyorum. Otellikten belediye sarayı, belediye saraylarından çıktı gitti. Şimdi altı vaziyette bekliyor. Ve böyle mi olmalı? Olmamalı. Onun arkasındaki bahçeyi gördünüz, gezdiniz mi hiç? Gezeceğiz. Kepaze gibi. Oradan geçeceğiz. Kepaze, rezil gibi. Peki bunu bir esnafa versen, 10 bin lira kira alacağına 1 lira kira alsan, arkadaş burayı ayakta tut, burayı senden bunu rica ediyorum, bura turizme kazandır desen, bir esnaf gelse orada, gelen misafirlere hizmet etse daha iyi değil mi? Niye yapmıyoruz bunu Hüseyin abi? Niye yapmıyoruz? Şimdi orada kapalı vaziyette duruyor. İhaleye verelim, ihaleye verelim ama adam gibi işletmeciye verelim. Paranın önce bakımı diyorsun. Tabii bakımı, tabii bakımı. Bakın şimdi burada bir konaklarımız var. Aldı vatandaşımız, otel bütük olarak çalıştırıyor. Ballık konağı. İçinde böyle bir müteşebbis olmasa, o konakta boş olsa ne olur Sayın Bülent abi? Yıkılır. Yıkılır. O zaman ver düzgün bir insana, para da isteme yerine göre. Arkadaş burayı ayakta tut, buraya yatırımını yap, burayı senden böyle bir faaliyet bekliyorum de. Eğer yapamazsa al elinden bir başka yapana ver. Bunlar yok ki burada. Bakın kaç tane konaklar aldı belediye. Ne yapıyor bu konakları şimdi? Evler aldı, ne yapıyor? Hep altır vaziyette duruyor. Dışına boya yaptık, dışını resimleştirdik, dışını güzelleştirdik, içerisi kepaze gibi. Sayın Muhtarım hepsini gezeceğiz. Girebildiğimiz evet. Yerlere de gireceğiz. Evet. Gözler önüne sermeye çalışacağız. Evet. Olan sizlerin, umarım bu program sizlerin sesini duyurabilir ve yetkililerimiz de ona göre ne güzel, ne güzel. Çünkü bunlar gerçekten korunması gereken kültür varlıklarımız evet. Olarak düşünüyorum evet. Ben hepsi. Çünkü evet. Hiçbir yerde bu şekilde evet. Bir kültür varlığı yok. Evet. Muhtarım çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benim mahallem Ahmetçit Mahallesi, Sit Mahallesi. Sit alanı olan, birinci derecede sit alanı olan bir mahalle. Peki ne yaptık biz Ahmetçit Mahallesi'ne? Ne? En büyük ihaneti yaptık. En büyük ihaneti. Dur dememize rağmen, yapma dememize rağmen bir teleferik yapıldı. Bu teleferik yapılmalı mıydı bu mahalleye? Bu şey miydi? Normal bir şey mi bu? Teklifim şu oldu Sayın abim. Eğer teleferik yapacaksak Kadı Dağı'nın bir tarafına, kenarına bir yere ayağını kuralım. Ilgaz Dağı'na gelen misafiri teleferiğine çıkaralım dedim. Aynen Bursa'da olduğu gibi. Bursa'da şehrin içinden biniyorsun teleferiğe. Uludağ'a iki kademe çıkıyorsun. Biz ne yapamadık bunda şehrin 400-500 metre arasında? Zaten Amareti imaretine çıktığın zaman, Amareti camisine çıktığın zaman Kastamonu ayağın altında. Benim mahalleme çıktığın zaman zaten ayağın altında. Bir daha ne gerek vardı? Görmeye ne gerek mi vardı? Ne gerek vardı yani buna? Bu eziyete ne gerek vardı? Bu zulme ne gerek vardı? Bu mahalleye, bu sit alanına bunu yapmaya ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Geçmiş dönemin parti politikası olarak görüyorum. Çok da yadırgıyorum. Bundan sonraki programlarda da inşallah bu dertlerimizle, sorunlarımızla bir araya geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Gelelim ki bazı yerlere, biz ulaşamadığımız yerlere sizin şeyiniz açısından bizim dilimiz olun, ağzımız olun, bazı yerlere mesajlarımızı iletin. Biz ilettiğimiz zaman o sümen altında kalıyor. O mesajları bir yerde toplantılarda olduğu zaman bazı şeyler anlatıyoruz. Onda sümen altında oluyor. Gereksiz yerlerde, gereksiz kişilere, bizim işimizi yapmayacak kişilere bazı şeyleri anlatıyoruz. Hiç olmuyor. Bizim derdimiz belediyenin. Bizim işimiz belediyenin. Belediye bizim işimizi çözmesi lazım.
Belediye bizim derdimizi anlaması lazım. İnşallah. İnşallah. Bizim derdimiz bu. Fakat şeyde mahallemizde daha çok sıkıntımız var. Sadece burada görüntü yaptınız ama mahallede biz daha çok sıkıntımız doğru da var. Biz yukarıdan zaten. Yine onları da görün. Çok evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Kastamonu Osmanlı Sarayı. Ottoman Palace. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 24 Ağustos 1925 tarihinde bu binayı ziyaret etmişlerdir diye bir levha var. Osmanlı Sarayı, Osmanlı Devleti'nin 1868 yılında kurulan ilk belediye teşkilatlarındanmış. Sonraki belediye, Kastamonu Belediyesi olarak uzun süre hizmet verdikten sonra çeşitli kiralanmalara tabi tutuldu. En son Osmanlı Sarayı konaklama tesisi olarak devam etti. Şu anda hiçbir şey yok. Atıl vaziyette. Umarım diğer binalarımıza benzemez. Yakın vakitte bakımı yapılır ve tekrar konaklama tesisi olarak veyahut da başka bir de aklımda şu var. Neden Osmanlı Sarayı belediye sarayı olmuyor acaba? En azından başkanımız burayı belediye başkanlık sarayı yapabilir. Çünkü belediyeye ait bir bina oldu burası. Veyahut da belediyenin herhangi birimi buraya gelebilir. Eğer belediyenin herhangi bir birimi veya belediye başkanlık sarayı olarak belediye başkanımızın sarayı burası olursa etraftaki esnafa da çok büyük yararı olacak. Şimdi biraz buraları çekelim.